Biz sesliğinin de şey yapalım. Şimdiki baktığınızda Türkiye ekonomisi 2022 yılında %5,5 ile orta vadeli program tahmini olan 5'in derecesinde büyümeyi başarmıştır. 2023 yılının ilk çeyreğinde %3,9, ikinci çeyreğinde %3,8 oranında büyüyerek son 12 çeyrektir kesintisiz büyüme performansını sürdürdü. Ülkemizin büyümesinde ihracatın her zaman itici güç olduğu bir gerçektir. Son dönemlerde ekonomimizde yaşanan güçlü performans ihracatın desteğiyle gerçekleşmektedir. Uyguladığımız doğru politikalarla 2002 yılında yaklaşık 39 milyar dolar olan ihracatımızı 2022 yılının sonunda 254,2 milyar dolara yükselttik. Bu gerçekten Türkiye'nin hem dünya ihracatından almış olduğu payı yükseltmesine hem de ihracatta önemli bir ivme kazanmasına neden oldu. 2002 yılında yaklaşık %0,5'lik bir oran alıyorduk dünya ihracatındaki payımız o kadardı. Geçtiğimiz yıl sonu itibariyle bunu %1,2'ye 2023 yılının şu güne kadar yıllıklandırılmış olarak da baktığımızda bunu %1,03'e kadar çıkarmış olduk. Bu doğrultuda 2023'ün ilk çeyreğinde 61,5 milyar dolar, ikinci çeyrekte 61,7, üçüncü çeyrekte de 64,3 milyar dolar yükselttik. Şöyle baktığımızda Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim ayında da inşallah bu ivmeyi sürdüreceğiz. Her ay bir önceki aydan daha yüksek ihracat rakamını sağlamış olduk. Bu kapsamda 2023 yılında 9.761 firma 44.802 ürüne denetlenmiş olup bunlarla ilgili de cezalar kesildi. Bu alanda aldığımız tedbirler sonucunda piyasa dengesini bozmaya ve haksız kazanç elde etmeye yönelik faaliyetlerin önüne geçilmesi noktasında önemli mesafeler kat ettik. Özellikle spekülasyon fiyat artışları yapan veyahut da işte fahiş fiyatla daire satmaya çalışan yaklaşık 545 emlak işletmesine geçtiğimiz günlerde toplam 54,5 milyon ceza kestik. İdari para cezası kestik. Yaklaşık 100 bin lira emlakçı başı işletmeye ceza kesilmiş oldu. Son olarak da gerek otomotiv gerekse emlak sektöründe Ağustos ayında yaptığımız düzenlemelerle ilan platformlarına getirmiş olduğumuz yükümlülüklerle de piyasayı kontrol etmeye gayret ediyoruz. Kesinlikle spekülatif ilanları engelleyeceğiz ve spekülatif fiyat artışlarına ve piyasayı bozucu hareketlere kesinlikle izin vermeyeceğiz. Dinlemek için şimdi mikrofonu inşallah sizlere vereceğim. Hayırlı günler diliyorum. Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz. Konuşmalarından ve verdiği bilgilerden dolayı. Basın mensupları